seyirciler, her gün kapımızın önüne koyduğumuz ya da çöp konteynerlarına attığımız yüz binlerce ton çöpün nereye gittiğiyle ilgili bir fikriniz var mı? Veriler kişi başı çöp üretim miktarının günlük 1,5 kilogram düzeyinde olduğunu ortaya koyuyor. Tam da bu noktada atık yönetiminden söz etmek gerekiyor. Zira Dünya Çevre Ligi'nde adım adım yükselen ülkemizde atık yönetimine dair çöpün ekonomisi ve değeri olduğundan hareketle projeler geliştiren Gökşin İnşaat'ın iş geliştirme müdürüyle hayata geçirdikleri projeleri Eko Gündem'de değerlendiriyoruz. Süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü malzeme katı atık olarak ifade ediliyor. Evde, okulda, hastanede, endüstrilik kuruluşlarında, kısacası bulunduğumuz her yerde ortaya çıkan bu atıkların çevreye zararı en aza indirerek toplanması ve bertarafı uzmanlık gerektiriyor. Türkiye genelinde inşaatla çevrenin buluştuğu pek çok başarılı projeye imzasını atan Bursa merkezli Gökşin İnşaat, 1993 yılında başladığı ticari hayatını tarih 2003'ü gösterdiğinde çevre özelinde sürdürmeye karar veriyor. Katı atık düzenli depolama tesisi yapımı projeleri, eski çöp depolama alanlarının rehabilitasyonu projeleri ve atık su arıtma tesisi projeleri asli iş kolu halini alıyor. İş Geliştirme Müdürü Ahmet Yalçın Yazıcı hizmet profillerini izah ederek söze başlıyor. Gökşin İnşaat 1993'te Bursa'da kuruldu. 2013'te 20. senemizi kutladık. İlk 10 senemizde DSİ'nin baraj, gölet, dere ıslahı, sulama projelerinde yer aldık. Taahhüt projelerinde. 2000 yılından sonra da Türkiye ile beraber gelişen çevre bilincine kayıtsız kalmayarak çevre projelerine yöneldik. İlk katı atık düzen depolama projemiz Bursa 3. etap. Bu projeyle başladık. İlk deneyimimiz. Sonrasında da Fethiye, Datça, Eskişehir, Afyon ve benzer projelerle devam ettik. Her bir projede de üstüne bir şeyler katarak, kalitemizi arttırarak devam ettik. Avrupa Birliği fonlarından yararlanılarak hayata geçirilen projelerde etkin rol üstleniyor. İhale süreçlerinin ardından sahada hummalı bir çalışma başlıyor. 2012 yılında temeli atılan Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi Mayıs ayında geçici kabulü yapılıp belediyeye devredilecek. İhaleye çıkmasının ardından Balıkesir'in tüm atıkları bu tesiste ayrıştırılıyor olacak. Özellikle son dönemde Avrupa Birliği üyelik aşamasında Avrupa Birliği'nin fonlarıyla yapılan projelerde de yer aldık. Bunlardan en önemlisi şu anda yürütmekte olduğumuz Balıkesir Katı Atık Yönetim Projesi ve daha evvelden de 2010 yılında teslim ettiğimiz Kütahya Eski Atık Sağlığı'nın rehabilitasyonu projesidir. Karışık olarak toplanan katı atıkların insan ve çevre sağlığına zarar veren etkilerinin giderilmesini, ekonomik değeri olan atıkların ayrı toplanmasını ve ayıklanmasını, organik bileşenin yüksek değerde olan atıkların kompostlaştırılarak ekonomiye kazandırılmasını ve kalan atıkların çevreye zarar vermeyecek bir şekilde düzenli olarak depolanmasını temel alan entegre bir katı atık yönetim sistemi kurulmasını amaçlayan firma, özellikle yerel yönetimlerin çözümü ortağı oluyor. Atık yönetimini bir bütün olarak görüyoruz ancak biz bu bütünün bir parçası olarak şu anda hareket ediyoruz. Atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilmesini sağlayan tesisleri biz hem kamuya, belediyelerimize hem de özel sektöre inşasını yapıyoruz. Aynı zamanda son dönemdeki özellikle yurt dışı projelerimizde dizayn ve projelendirme konularında da deneyim sahibi olduk. 2012 yılında teslim ettiğimiz Gürcistan Rustavi şehri Avrupa Kalkınma Bankası finanslı katı atık yönetimi projemiz ve Dünya Bankası finanslı Bakü Azerbaycan katı atık yönetim projesi bunlardan en önemli örneklerdir. Sağlıklı bir nesil için gelecek inşa eden firma, anahtar teslim taahhüt işlerini bir adım öteye taşıyıp, gelişen teknolojiye uygun, dünya standartlarında, çevreye duyarlı, yenilikçi projelerle de başarısını ispatlıyor. Taahhüt firmasıyız biz aslen. Genelde bize verilen projeyi sahada doğru bir şekilde uyguluyoruz. Ancak son yıllarda tabii bu projelerin uygulama aşamasında edindiğimiz tecrübeye dayanarak,
projelendirme kısımlarında da yer almaya başladık. Özellikle biz bize gelen projeyi öncelikle değerlendiriyoruz ve de eğer eksikleri varsa veya hataları varsa bunlarla ilgili idareleri uyarıyoruz, işverenimizi. Daha doğru, daha verimli, daha ileriye dönük çözümler öneriyoruz. Tüketim alışkanlıkları değiştirilerek daha az atık üretilmesi temel beklenti. İdeale en yakın bir sonraki adımsa atıkların yeniden değerlendirilerek kullanıma ve ekonomiye geri kazandırılması anlamı taşıyan sürdürülebilir atık yönetimi oluyor. Firma, yakma ve gömmeyi de kapsayan tüm bu süreçlerde yerel yönetimlerle birlikte özel sektörün güçlü ve güvenilir iş ortağı oluyor. Özel sektörde özellikle atıklardan yakıt elde edilmesi, bu çimento fabrikalarına özellikle yakıt olarak gidiyor. Bu işle iştigal eden büyük firmalar var Türkiye'de. Tabii onlar da bizden çoğu zaman fikir soruyorlar. Yakın zamanda biz onlardan bir tanesine de dizayn ve projelendirme desteği verdik. Onun dışında Türkiye'de yeni yeni gelişen atıktan kompost, yani bir nevi yapay gübre üretimi, kojenerasyon, o konularda da biz hem kendi bilgi birikimimizi, tecrübemizi hem de Avrupalı ortaklarımızın, onların da bizden daha uzun olan ve de uygulamaya dayalı bilgi birikimlerini, tecrübelerini yeri geldikçe aktarıyoruz. Ahmet Yazıcı, çevreyle ilgili kültürün ve algının ülkemizde zamanla yaygınlaşacağı tespitinde bulunuyor. Bizim hedefimiz aslında yerel yönetimlerin hedefiyle aynı. Atıkların geri kazanım oranını azami ölçüde arttırmak ve de gömdüğümüz değersiz hale gelen kısmı da minimum düzeye indirmek. Bizim de yaptığımız projelerde temel hedefimiz bu. Zaten yerel yönetimlerin de önümüzdeki zaman için başlıca hedeflerinden birisi bu. Ama tabii ki bu bir kültür meselesi. Yavaş yavaş oturacak bir mesele. Zamana ihtiyacı var Türkiye'nin bu konuda. Ancak bizi umutlandıran da birçok bununla ilgili adımlar oluyor belediyelerimize. Özellikle kaynağında ayrıştırmayla ilgili. Şimdilerde büyük şehirlerde özellikle başlayan bir süreç bu. Kaynağında ayrıştırmanın bir sonraki aşaması da artık sıfır atık veya sıfır ekonomik kayıptır. Ama oraya gidene kadar da biraz önümüzde vakit olduğunu düşünüyorum. 250 binin üzerinde evin elektrik ve ısınma ihtiyacını çöplerin yakıt olarak kullanılmasından sağlayan İsveç, üretilen çöpten daha büyük kapasiteli çöp dönüştürme tesisine sahip. Ülkede çöplerin tükeniyor olması, daha doğrusu yeterince çöp üretilemiyor olması İsveç'i zora sokuyor. Komşusu Norveç'ten çöp ithal etmek zorunda bırakıyor. Türkiye bu noktaya ulaşır mı bilinmez ama çöpün bir değeri ve ekonomisinin olduğu ülkemizde de her geçen gün biraz daha anlaşılıyor. Biz toplum ve hatta millet olarak temizliğe önem veren bir milletiz. Sadece bu atık yönetiminin bir genel kapsam olarak geri planda kalmasının bir sonucudur bu. Ancak gerek yasal düzenlemeler, gerek yerel yönetimler bu konuya öncelik verirlerse, halkımız bu konuda yavaş yavaş bilinçlenmeye başlarsa, ben İsveç, Norveç örneklerinin çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Yapımı devam eden Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi, 350 bin metrekare alanda saatte 10 ton kapasiteli geri kazanım tesisi, tıbbi atık ünitesi, sızıntı suyu arıtma tesisiyle kapsamlı bir yapıya sahip. Bugüne dek imza atılan projelerin büyüklükleri ve maliyetleri değişken, burada belirleyici etken tesisin kurulacağı ilin ya da ilçenin nüfusu oluyor. Yaptığımız düzen depolama projelerin tabii hacimleri yaptığımız yerin nüfusuna bağlı olarak değişiyor ve proje büyüklüğü de ona bağlı olarak değişiyor. Büyük bir şehre, büyük bir nüfusla hitap eden bir tesis yapıyorsak bedeli tabii ona göre oluyor. Normalde Türkiye şartlarında bizim yaptığımız projeler hani 5 milyon euro seviyelerinden 15-20 milyon eurolara kadar, hatta 30 milyon eurolara kadar da kapsamına göre de değişecek şekilde çıkabiliyor. Tabii artık katı atık yönetim sistemleri entegre katı atık yönetim sistemlerine dönüştü. Burada bertaraf edilen atıkların, atıklardan çıkan deponi gazının bertarafı, çoğu zaman enerjiye dönmesi, çöp süzüntü sularının arıtılarak doğayı kirletmesinin önüne geçilmesi,
koku filtreleri, bunun gibi birçok değişik teknolojileri ihtiva eden projeler tabii daha masraflı ancak daha çevreci projeler oluyorlar. Bununla beraber bizim yurt dışında yükümlülüğün yaptığımız projelerde genelde işte 10-20 milyon dolarlar veya euro bedelleri arasında değişebiliyor. Yap işlet devret modelini de benimseyen firma proje tamamlandıktan sonra da bilgilendirmeyi sürdürüyor. Biz resmi olarak bizim sözleşmemizde ne varsa ona tabiiz aslında. Çoğu zaman tabii bir belli dönemde işletme de kapsamda oluyor. Çünkü belediyeler çoğu zaman veya yerel yönetimler bu konulara yabancı olduğu için, yeni bir şey olduğu için biz yapmış olduğumuz tesiste özellikle de mekanik kısımları, mesela ayrıştırma tesislerini veya süntü suyu arıtma tesislerini belli bir dönem işletiyoruz. İlgili yerel yönetimi personeline eğitimlerini veriyoruz. Ve de biz oradan gitmeden tekrardan bakımlarını yapıp öyle teslim ediyoruz. Onun dışında gene sözleşmelerde tanımlı garanti süreleri boyunca da bu tesislerde çıkacak olan bütün problemlerde biz yerinde müdahale edip problemleri çözüyoruz. Kendi projemizmişçesine hayata geçiriyoruz diyen İş Geliştirme Müdürü Ahmet Yalçın Yazıcı, hizmet prensiplerini özetleyerek sözlerini noktalıyor. Yaptığımız tesisleri kendi tesisimiz olarak görüyoruz. Her ne kadar ilgili yerel yönetime devretsek de bugün 5-6 sene önce bile kendisine iş yaptığımız belediyeler bizi aradığında fikir sormak için herhangi bir konuda biz kendilerine azami desteği veriyoruz. Bir problem yaşadıklarında çözüm için mutlaka hiçbir bedel talep etmeksizin gidip çözümlerine yardımcı oluyoruz. Çünkü biz bir yere bir tesis yaptıysak orası mutlaka o yöre halkının, aynı zamanda Gökşen'in tesisidir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bizim ve şu anda Türkiye'nin de vizyonu olarak daha temiz bir Türkiye için, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışıyoruz.